Bizler yıllardır kayıplarımızın akıbetinin bulunması için mücadele veriyoruz. Ve halen de ne yazık ki ne kayıplarımızı bulabildik ne de faillerinin yargılanmasına tanık olduk. 1965 Lice doğumlu İbrahim Kartay, Hani ilçesinin Gömeç köyünde ikamet eder. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Kartay çiftçilikle uğraşmaktadır. 15 Ağustos 1994 tarihinde askerler tarafından İbrahim Kartay'ın ikamet ettiği köye baskın düzenlenir. Askerler köylüleri meydanda toplayıp köyü boşaltmalarını ister. Köylülerin eşyalarını almalarına izin verilmeden evler yakılmaya başlanır. Köylülerin geçim kaynağı olan hayvanlar da silahlarla taranarak öldürülür. Köy çıkışında eşini bekleyen Salime Çakır'a köylüler eşinin gözaltına alındığını söyler. Çocuklarıyla komşu köyüne sığınan Salime Çakır, eşinden haber alma umuduyla 10 gün bekledikten sonra kayınpederiyle birlikte Hani'ye giderek Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunur. Savcılıktan haber alamayan aile Hani Jandarma Karakoluna gider. Burada karakoldaki yetkililer aileye İbrahim Kartay gözaltına alınmadı cevabını verir. Bir süre sonra baba Kadri Kartay tekrardan karakola gider fakat karakoldaki kişiler tarafından kendisine ateş edilir ve oğlunu bir daha sormaması için tehdit edilir. Ailenin tüm başvuruları sonuçsuz kalır. Gözaltına alınırken ve gözaltında tutulurken insanlar tarafından görülmesine rağmen gözaltına alındığı inkar edilen İbrahim Kartay'dan bir daha haber alınamaz. Kalil İbrahim Tekin'in eşi, oğluyla beraber eşinin kayboluş hikayelerini şöyle anlatıyor. Eşim İbrahim Çelik ve oğlu Metin Çelik, Batman merkeze bağlı Soğuk Suzlarama köyünde ikamet ederken Ağustos 1994 tarihinde gece saat 20 sularında sivil giyimli, uzun namlulu silahlı 4 kişiye birlikte gelerek eşim İbrahim ve oğlu Metin'i sordular. Eşim ve oğlu dışarı çıkıp onlarla görüştükten sonra birlikte bahçeye indiler. Bahçede konuşurlarken ben de onlara bir şeyler ikram etmek için içeri girdim. Takriben 15 dakika sonra bahçeye indiğimde hiç kimseyi bulamadım. Komşulara sordum. Onlardan da gören olmamıştı. Ertesi gün Batman Nişanlar'la bulunan koruna gidip yazılı başvuruda bulundum. Günden beri eşim ve oğlum ayıp onlardan bir haber alamadım. Göz altında olup olmadığını sordum. Bana verilen cevap İbrahim ve Elimçeli bizde göz altında değildir. Bu isimdeki kişileri görmedik diye cevap verdiler. O günden beri eşim ve oğlum kayıp. Sağ veya ölü kendilerinden bir haber alamadım. Kaybettiklerimize ait birer mezarları olsa belki kabullenirdim bu acıyı. Maalesef acımız bir günkü gibi taze. Biz insan hakları savunucuları olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz. Faizleri korumayın, yargılayın. Şimdilik adaletten kaçsanız da kamu vicdanında mahkum olmaktan kaçamazsınız. Adaletten de uzun süre kaçamayacaksınız. Tarihle, gerçeklerle yüzleşin. Tanıkların ifadelerine başvurun. İfadelerini dikkate alın. Devletin güvenlik mekanizması insan hayatını etki eden olaylarda bölge unsurları veya bölge hassasiyeti adı altında hukuksuz bir sisteme dayanıyor. Hakkari genelini ele alacak olursak, kolluk kuvvetlerinin hukuka uymayan bir eylemi söz konusu olduğunda akla ilk gelen tepki usulsüz bir biçimde olayın manipüle edilmesiyle başlıyor ve cezasızlık ile sonlandırılıyor. Dönemin Hakkari milletvekili mecliste terk olduğunun katledilmesi olayıyla ilgili soru önergesi verdi. Soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen cevapta ise olayın detaylarıyla araştırıldığı, Burunlar'ın bir köylü olduğunu kabul edildiği açıklamasına yer verildi. Terkoğlu ailesinin hukuki açıdan yapmış olduğu çıkmaklıklar reddedildi. Herhangi bir soruşturma yürütülmedi. Böylelikle ailesinin geçimini sağlamak için ve kış için yakacak odun temin etmeye çalışırken katledilen İslam Terkoğlu'nun akıbeti faili meşhur bırakıldı. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İslam Terkoğlu dosyasında adalet sağlansın, failler yargılansın.